İçinden havayı çektin. Nasıl çektin? Kapağını açtın, kapağından yavaşça aldın. Kapağı zaten açıktı. Nasıl yani? Kapağı önünde açıkken mi öyle balon şişkin kapağı duruyor? Kapağı zaten açık, izle. Tekrar bir söz. Şu an balon şişik. Evet, ucu açık mı? Bakayım, ucu açık. Açık. İçini görebiliyorum balonu. Görebiliyorsun, parmağımı sokuyorum bakın. Parmağımı sokuyorum. Evet. Ve buna rağmen balon hala şişik. Evet. Bir, bu nasıl oldu? İki, şimdi içindeki havayı hava bükücü olarak çıkartacağım. Kesin ip var. Nerede ip? İp nerede, nerede? Balon, gör balon işte al. Tam başka balonla deneyim. Başka balonla deniyorum, izle. Balonu içine koyuyorum, bak. İp mip hiçbir şey yok. Balonu içine koyuyorum şu anda. Balonu koydum içine, ha. Bak şimdi. Ağzını bu şekilde açtım. Balonun ağzı açık, görüyorsun. Evet, evet. Şimdi. Aşağı doğru eğdiği için hava döküldü içinden. O da değil. Gördüğün gibi ağzı açık bir balon içeride şiş duruyor. Yine kimya, yine... İşte kimyanın gücü. Kimya mı bu? Bu kimya mı? Kimya değil, bu fizik. Ama sonuçta bilimsel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ağzı açık olduğu halde inmeyen balon deneyi malzemeler. Balon, pet şişe. Peki bu nasıl oldu arkadaşlar? Sizin görmediğiniz küçük bir farkla ne yaptım biliyor musunuz? Şişemin alt kısmına küçük bir delik açıyorum. Ups, evet. Küçük bir delik açtım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İçine balonumu yerleştiriyorum. Görmediğiniz aslında tek kısım buydu. İçine balonu yerleştirdim. Daha sonrasında balonu şöyle ağzını yine açık kalacak şekilde ki nefes alıp verebileyim diye. Bunun içerisine üflüyorum. Burada deliğimiz var. Daha sonra bu deliği tuttuğum anda ne oldu? Balon ağzı açık olmasına rağmen inmedi. Peki eğer ben parmağımı buradan böyle hafifçe çekersem? İşte orası da sihir. Yani daha doğrusu sizi kandırdığım el çabukluğu kısmı. Siz bu elime doğru odaklanırken ben de sol parmağımı hafifçe kaldırıp indiriyorum. Ve içindeki havayı çekiyorum. Nasıl? He? Etkilendim. Ne yapsak? Sihir kanalı da mı açsak böyle bir tane? İp yokmuş. Ya ip yok tabii. İp yok. Bilim var. Balonu şişirirken şişenin içindeki hacmi küçültmüş olduk. Bu hacim küçülürken ne oldu? Hava buradan dışarı çıktı. Zaten bakın burası kapalı olsa ben bu balonu şişiremem. Neden? Neden şişiremiyorum? Çünkü buradaki basınç balonu şişirmeme izin vermiyor arkadaşlar. Çok yüksek bir basınç uygulamam lazım. Bunu nasıl yapıyorum? Bu basıncı aslına bakarsanız hacmi küçülterek dışarı atmış olurum. Yani şu kısımda hacim ne oldu?
küçülmüş oldu, basınç artmış oldu. Bu basınç aslında bir nevi balonun içine dolmuş oldu. Şu anda bakın gördüğünüz gibi burası açık olmasına rağmen bu balonun içindeki basınçla açık hava basıncı birbirine eşit olduğu için buradan bir hava çıkışı gözlemlenmiyor. Basit gibi görünse de aslında ne kadar çok şey yapmışız. Bir o kadar da basit. Yani bunu gerçekten evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ailenizi, arkadaşlarınızı, dostlarınızı bununla kandırabilirsiniz. Yani bu bir sihir numarası gibi bir şey ya. Halbuki basınç. Ben bile etkilendim. Ki sen yani basınç, fizik, kimya bu konulardaki hakimiyetine rağmen... Hemen anladım zaten kimya deneyi olduğunu ama değilmiş, yanlış anlamışım. Neymiş? Biyoloji herhalde. Yani oksijen, akciğer, nefes. Ya önce uyduruyorsun sonra bir yere bağlıyorsun mesela. O da var sende yani. Çünkü bununla akciğer deneyi de yaptık. Buna benzer bir akciğer deneyi de yaptık. Hatırlarsan diyafram kasıyla alakalı. O deneyin videosunu da şuradaki linkten izleyebilirsiniz. O zaman edebiyat, anlatım. Nefes aldın verdin beden. Erhan ve bilime olan katkısı müthiş. Peki gündelik hayatta bu ne işimize yarayabilir? En basit örneği olarak barometreleri örnek verebiliriz arkadaşlar. Barometre nedir? Avukatlıkla ilgili bir şey herhalde. Avukatların toplu birlikte çalışma alanlarını ölçen avukat barosu barometre diye düşünüyorum ama... Sen şimdi gülünce anladım ki yanlış. Metrekareye düşen avukatı ölçüyor yani. Barometre. Baro. Evet. Yani kaç tane baro var mesela bu bölgede? Ondan hemen bakıyorsun, internete giriyorsun barometre oradan. 5 tane baro var metre. Evet, bu ölçü birimin için sana çok teşekkür ediyoruz Erhan ama değil arkadaşlar. Tabii ki değil. Barometre hava basıncını ölçüyor. 1643 yılında Evangelist Torricelli bir deney yapıyor arkadaşlar. Ve içi civa dolu bir kaba, ağzı kapalı dikey bir boru yerleştiriyor. Ve bakıyor ki bu civa boru içerisinde değişik değişik ölçeklerde, yani yükseliyor, alçalıyor vesaire. O da gidiyor atmosfer tabakasının en kalın olduğu yere, yani deniz seviyesinde bir ölçüm yapıyor ve civanın 76 santim yükseldiğini görüyor. Ve bu 76 santim bir atmosfer basıncı olarak literatüre giriyor. Yani Torricelli bu deneyi farklı yerlerde yapmış. Örnek veriyorum, Everest'in tepesine çıkıp yapmış olsa 76 santim olur muydu sizce? Bence olmazdı. Neden? Çünkü arkadaşlar şunu da fark etmiş. Yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncının düştüğünü fark etmiş. Yani ne demek bu? Farklı yüksekliklerde bu seviyenin farklı özellikler göstereceğini bir şekilde ispat etmiş oldu. Barometre ne işe yarar ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Sadece basıncı ölçmek için değil aslında. Dolaylı olarak da hava durumunu anlamamız için, havanın olaylarını anlamamız için oldukça faydalı. Örnek veriyorum, alçak basınç. Bir anda basınç düşerse bu bir yağış geliyor demektir arkadaşlar. Ve tabii ki burada rüzgarın yönü ve havanın sıcaklığı da bu durumu etkiliyor. Örnek veriyorum, kuzeyden gelen bir rüzgar olduğunu düşünün. Kuzeyden soğuk hava geldiği zaman alçak basınçta yağış tipinin kar olduğunu söyleyebiliriz. Ve örnek veriyorum, sakin ve sıcak bir havada yine böyle bir alçak basınç durumunda da birden bir fırtına kopabilir ve gök gürültülü bir yağış başlayabilir. Barometre bize sabit sıcaklıkta deniz seviyesinden yükseldikçe hava basıncının düşeceğini söylüyor. Uçaklarda ne oluyor arkadaşlar? Biz yükseklere çıkıyoruz. Bu durumda ne demek bu? Uçak devamlı bir alçak basınç etkisi altında aslında. Yani uçağın çevresindeki basınç düşük. Peki bu durumda biz eğer uçağın içindeki basıncı dengelemezsek, o uçağın içinde bildiğiniz böyle bir havalandırma çalışır devamlı. Aslında o tam da bu iş için çalışıyor. Eğer o olmasa, yani uçağın içindeki basıncı dengelemezsek, dış basınç düşük olacağı için içimizdeki basınçtan kalbimiz bütün vücudumuzda daha fazla kan pompalamak durumunda kalır. Yani daha yüksek basınçlı kan pompalar. Bu da kılcal damarlarımızda ve damarlarımızda çatlamalara sebep olabilir arkadaşlar. Bazı pilot deneylerinde bunları çok net görebilirsiniz. Onlar
yukarılarda oldukları için jet pilotları vesaire alçak basınçlara maruz kalabiliyorlar. Ve bedenlerini bu şekilde eğitebiliyorlar. Biz tabii ki pilot olmadığımız için uçağın içini teknolojik olarak dengelemek çok daha faydalı. Tıpkı deneyimizde balonu şişirip içindeki havayı sabit tuttuğumuz gibi biz de aslında uçağın içindeki havayı, uçağı şişirip onu sabit tutuyor ve dışarıya hava çıkmasını engelleyerek rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyoruz. Bugün de basıncın vücudumuza etkilerini, barometrenin nasıl çalıştığını, hava basıncının yukarıda ve aşağıda yani atmosferde nasıl değiştiğini biraz incelemiş olduk. O zaman size sorumu soruyorum. Soru. Uzayda astronot kıyafetleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Astronot kıyafetinin içi dışına göre daha yüksek basınçlıdır. B. Astronot kıyafetinin içi dışına göre daha alçak basınçlıdır. Cevaplarınızı yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Eğer videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve oradaki o anımsatıcıya basmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın.